Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hapishaneden kaçış oyununun, Prison Break Looping oyununun ilk 10 bölümünün nasıl geçildiğini göstereceğim. Uzun zamandır kanala video atmıyordum. Öncelikle bunun için sizlerden özür diliyorum. Buraları hızlı hızlı geçeceğim zaten. Tek bölümü tek bir şey seferde geçebiliyoruz. Burada duvarı kırarak geçeceğiz. Uzun zamandır kanala video atamıyordum. Bundan dolayı sizlerden özür diliyorum. Şundan dolayı atamıyordum. Artık oynarken hem kendimin de keyif alacağı hem de işte böyle sizlere de izletmek istediğim bir oyun bulamamıştım açıkçası. Hani bu oyun hoşuma gitti. Bölümlerde nasıl geçeceğimi gösterebileceğimi düşündüğüm için sizlere bu oyun videosunu çekmek istedim. Burada köpeğe kemik atarak kaçıyoruz. Bu arada şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Şu an kanal 1900 abonesi var. Hatta 1935 abonesi var. Şöyle bir karar aldım. Her abonede yaklaşık olarak, daha doğrusu 10 kuruş yaklaşık değil. Yani her abonede 10 kuruş bağış yapmayı düşünüyorum. Yani 100 abone biriktiği zaman ne kadar yapmış oluyor? 10 lira yapmış oluyor. 1000 abone biriktiği zaman 100 lira yapmış oluyor. Bu bağışı da sizin önereceğiniz yerlere yapabilirim. Ben Şehit Aileleri Derneği'ne yapmayı düşünüyorum. Onu siz de şey yaparsınız. Böylelikle hem siz bana destek olmuş olursunuz, hem de sizlerin bana vermiş olduğu destekle ben de güzel bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Bu arada şunu da biliyorum, bu attığım video çok fazla izlenmeyecektir. Hatta genelde kanala uzun bir aradan sonra video atınca abone sayım daha da düşüyordur. Zaten izlemekten keyif almayan arkadaşların abonelikten çıkması gayet doğal. Ama videoları beğeniyorsanız, destekli olmak istiyorsanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bundan sonra kanala açıkçası Minecraft videosu atmak istiyorum. Minecraft oynamak istiyorum. Kendisi oynarken keyif aldığım bir oyun. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer hani siz de Minecraft'tan hoşlanıyorsanız yorumlarda bunu belirtirsiniz. Buraya kadar gayet hızlı hızlı bölümleri geçtik. Çok fazla bir esprisi olmadığı için çok fazla konuşmamıştım. Burada abiye ben telefon vereceğim. Çünkü kaslı bir abi. Bu abiyle kavga etmek istemem. İçeride de sigara içeceğini zannetmiyorum ki gerçekten. Telefonla işi çözüyoruz. Burada bir polis abimiz var, televizyon var, elektrikleri kapatabiliyoruz. Ben açıkçası televizyon açmayı planlıyorum, bakalım ne olacak. Derken zaten polis abimiz televizyona dibi düştü. Böylelikle rahat bir şekilde geçtik. Bu oyunu 10'ar bölüm 10'ar bölüm şeklinde göstermeyi düşünüyorum. Ben bazı bölümleri önceden denedim. Sizin değerli vaktinizi çalmamak adına doğru bölümlerin sıralamasını öğrenip ona göre size gösteriyorum. Mesela buradaki kiliseyi tercih etmiş olsaydım kilisede ibadet yapan polisler tarafından yakalanıyordum. Burada sağlık bölümünü seçmeniz gerekiyor. Sağlık bölümünü seçtikten sonra şimdi karşımıza hemşire mi doktor mu tam emin değilim ama bilgisayar karşısında bir tane ablamız çıkıyor. Bu ablayı atlatmak gerekiyor. Hatta ablamı abimi ondan da emin değilim. Bu abiye uyku gazı sıkıyoruz. Böyle bir uyku gazı sıkıyoruz. Önlükle kaçmaya çalıştığımız zaman kafamıza iğneyi yapıştırıyor. Bu hayalet şeklinde de kaçamıyoruz. Buradan kaçıyoruz. Burada bir fareyle karşılaşıyoruz. Genelde oyun ilk etapta şiddetten yana değil. Biz bu arkadaşla kavga etmeyip bu arkadaşa emeğini verip buradan uzaklaşabiliriz diye düşünüyorum ki neticede bu şekilde uzaklaşabiliyoruz. Oyun eğlenceli bir oyun. Ben sevdim. Bazen fikir olarak ters köşeye yatırıyor. Bu Lupin dediğimiz karakter belki biliyorsunuzdur. Netflix'te dizisi de var. Zeki bir hırsız. Oyunumuzda da zaten hırsızlık nedeniyle Amerika'da gizli bir hapishaneye kapatılıyor şeklinde bir yorum var. Burada en sağdaki müziği seçeceğiz. Böylelikle polis memuru uyuyacak. Ortadakini seçersek ikimiz birden sersemliyoruz. Eğer en soldakini seçersek de polis bizi yakalıyor zaten. Burada bu abimizin hamam böceğinden korkacağını zannetmiyorum. Pervaneyi çalıştırıyoruz. Zaten suratına kağıt yapışınca rahat bir şekilde geçebiliyoruz.
Burada bu abi çok ilginç bir şekilde. Mesela fotoğrafı düşürünce sizi yakalıyor. Elektriği kırınca sizi yakalıyor. Ama vazoyu kırınca nedense korkudan çığlık atıp bayılıyor yani, çözemedim. Olay nedir bilmiyorum ama buradan bu şekilde kurtuluyorsunuz. Yani bir sonraki bölümde Luffy'nin çok güçlü bir karakter olmadığını bildiğim için demirleri kırmaya çalışmaktansa direkt anahtar var yani, niye anahtarı kullanmayayım ki diye. Bazen böyle cevaplar çok basit oluyor. Bazen de böyle çok değişik bir düşünce yapısıyla cevaplar ortaya çıkabiliyor. Mesela burada bu ablamızı şıkları gördüğünüzde ne yapacağınızı tahmin edebiliyorsunuz. Ben direkt hamam böceğiyle korkutmayı denedim. Diğerlerinde nasıl oluyor açıkçası bakmadım ama zaten hamam böceği doğru cevap. Bu şekilde buraya geçebiliyoruz. Bu arada oyunda çok fazla reklam çıkıyor. Çok fazla reklam çıktığı için ben interneti kapatıp oynadım. Hani siz de isterseniz bu şekilde oynayabilirsiniz. Burada tamamen deneme yanılma yoluyla buldum ben bunu. 3 kartı da denedim. Doğru kart, sarı kartmış. Hani bunlarla ilgili ipucu var mı bilmiyorum ama eğer bilen varsa da yorumlarda yazarsa sevinirim. Yani neye göre ipucu oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama. Son 2 bölümümüz kaldı. Burada merdiven, daha doğrusu kapının üstünden çıkmaya çalıştığınız zaman örümcek geliyor. Pürmüzle anahtarı eritemiyorsunuz. Çok saçma bir şekilde kapıya böyle tekme atıp kapıyı kırıp çıkıyorsunuz. Ben en başta normalde yukarıdan kaçayım diye şey yapmıştım. Şimdi burada örümcekler var. Burada size şunu göstermek istiyorum. Normalde örümceği sopayla kovalamayı seçmiştim ben. Demiştim ki bu çok kolaymış ya falan demiştim. Görüyorsunuz örümcek gidiyor. Çok daha kötü bir şekilde geri geliyor. Bunu size göstermek için bu şekilde yaptım. Dediğim gibi hani oyunda beklenmedik ters köşe yanıtlar olabiliyor. O yüzden ben açıkçası eğlenceli buldum. Hani şu animasyonu atlama olsa daha güzel olabilir ama o sefer de oyun sanırım çok hızlı biteceği için o şekilde yapmamışlar. Burada doğru cevap örümceğe nanik yapacağız. Örümceğe nanik yapınca örümcek gidecek yani. Hani hiç böyle bir cevap beklemiyordum açıkçası. Ateşi de denemiştim. O da yanıyordu. Kaçamıyorduk. Burada da küreyi seçmemiz gerekecek sanırım. Küreyi seçip kazarak kaçıyorduk diye hatırlıyorum. Çekiçle duvarı kıramıyorduk. Merdivene çıktığımızda merdivenden düşüyorduk. Artık bu videodaki son bölüm. Zaten bu ilk 10 bölümlük kısmın finali. İlkinde bu ateş böcekleri var sanırım kavanozda. Bununla dışarıya kadar çıkıyoruz. Diğer ikisini seçmedim açıkçası. Diğer ikisini seçince ne olacağını bilmiyorum. Burada bir gözetleme kulesi var. Bu gözetleme kulesinden ben normalde başta çalının arkasına saklanmıştım ama çalının arkasına saklanmak yetmiyormuş. Köpek taklidi de yapmak gerekiyormuş. Bu da bana garip ama komik geldi. Burada köpek taklidi yapıp kurtuluyoruz. Zaten Lupin kurnaz bir karakter olduğu için burada belki böyle bir şey düşünmüş olabilirler. Burayı da tamamen deneme yanılma yoluyla buldum. Şansa zaten bu deneme yanılma yollarını ne zaman denesem üçüncüde buluyorum. Burada da siyahı seçmek gerekecek. Yani ipucu var mı yok mu gerçekten bilmiyorum ben ama hepsini deneme yanılmayla buldum. İpucu varsa siz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma selam yazarsa çok mutlu olurum. Burada da şunu yapacağız. Bumerang atınca yakalanıyoruz. Taş atacağız. Ondan sonra polis memuru
Ya bu taşı kim attı diye bakmaya gittiği zaman biz arkasından koşa koşa kaçacağız. İlk 10 bölümü hatta 11 bölümü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Özgürlüğümüze koşmuş oluyoruz. Bundan sonra diğer bölümler açılıyor. Bu Lupin'in müziği zaten. Umarım telif yemem. Burada diğer bölümlerle bir sonraki videoda size göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde de şu olacakmış. Biz hapishaneden kaçtık. Lüks bir hayat yaşadık. Fakat hapishanede bizden nefret eden bir düşman varmış. Onu cezalandıracakmışız vesaire vesaire. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.